Eğerli arkadaşlar. 16 Nisan'a sayılı günler kaldı. Türkiye hayırlı bir geleceğe doğru hızla yol alıyor. Hayır, dalga dalga büyüyor. Ve bunun karşısında saray rejimi Türkiye'yi bölme, kutuplaştırma, cepheleştirme çabalarına son sürat devam ediyor. Hep söylüyoruz, bir kez daha söyleyelim. Türkiye'ye anlatacak bir gelecek hikayesi kalmayanlar son çare korkuya ve korkutmaya başvuruyorlar. Giderek düşmanlaştırmaya ve kutuplaştırmaya daha fazla sarılıyorlar. Daha geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce şu karanlık ve kışkırtıcı ifade kullanıldı. 15 Temmuz gecesi F-16'larla bomba yağdıranlar bugünün hayırcılarıdır dendi. Çok açıkça ifade etmek gerekiyor. Bu ifadenin kendisi açıkça bölücülüktür. Bu ifadenin kullanılması Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu sözler Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, 80 milyonun kardeşliğine atılmış açık bir bombadır. Bu sözlerin devleti temsil etmesi gereken birinin ağzından çıkmış olması ise tarihe geçecek bir hatadır. Biz benzer sözleri daha önce de duymuştuk. 2010 referandumundan sonra o referandumda hayır diyenler darbecidir denmişti. Oysa sonradan gördük ki o referandumda evet diyenler hepimizin tepesine bomba yağdırdılar. Bir darbe girişiminde bulundular. 15 Temmuz'da meclisin bu milletin üzerine bomba yağdıranlar bugün Türkiye'nin hayrında birleşen milyonlar değildir. Bizzat bugün hayır diyenleri darbecilikle suçlayanların bilerek, isteyerek aracı olarak devlete ve orduya yerleştirdikleri hainlerdir. Bugün hayır diyenler siz FETÖ tarafından güya kandırılırken sizi ısrarla uyaranlardı. Bugün hayır diyenler siz devleti ele geçirmek için terör örgütüne bu devleti teslim ederken sakın ha yapmayın diye ısrarla sizi uyaranlardı. Bugün hayır diyenler, sizin FETÖ ile el ele kumpas davalarıyla hapsettiğiniz vatansever askerler ve aydınlar. Bugün hayır diyenler, siz bir başka terör örgütüyle al gülüm ver gülüm müzakere yaparken, şehirler bomba yığınağına dönüşürken göz yumarken buna yapmayın diyenler. Bugün hayır diyenler, evladını Türkiye'de PKK'ya, Suriye çöllerinde IŞİD'e şehit veren anneler, şehit anneler. Bugün hayır diyenler, sizin ramp düzeninizle işletmekte ısrar ettiğiniz madenlerde can güvenliği olmayan, ölüme terk ettiğiniz madenciler ve onların aileleri. Bugün hayır diyenler, söz verdiğiniz halde asla kadro vermediğiniz ve vermeyeceğinizi bildiğimiz taşeron işçiler. Bugün hayır diyenler, kaldırmaya hazırlandığınız kıdem tazminatlarına ve emeklerine sahip çıkan milyonlarca işçi. Her görüşten, her inançtan, her partiden, her kimlikten, her meslekten milyonlarca insan Türkiye demokrasisi için, Türkiye'nin birliği, beraberliği için, ayrışmayan yarınlar için hayır diyorlar. Şunun bilmesini istiyoruz. Hem hayır hem evet diyecek olanlar bu memleketin evladıdır. Ve hem hayır diyenler hem evet diyenler demokratik haklarını kullanmaktadır. Bizim için hepsi eşit değerdedir. Türkiye siyasi çıkarları ve kendi siyasi hırsını her şeyin önüne koymuş olan ve bunun uğruna ülkeyi bölmeye kalkanlara rağmen mutlaka birleşecek. Birilerinin saray saltanatı için 80 milyonun bölünmesine, kardeşin kardeşe düşman edilmesine biz asla izin vermeyeceğiz. Biz bütün Türkiye ayrışmayacağız, biz mutlaka birleşeceğiz. Bu beklentimizin 16 Nisan'dan sonra da bir beklenti olmadığı Türkiye için hayırlı günleri bütün Türkiye için diliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.